Ne zor şeymiş şu kolye ucunu denkleştirmek. Ya bir taraf yanaşırken öbür taraf kaçıyor. Aynı Rumlarla bizim Kıbrıslılar gibi. Bakın kim geldi. Ah işte bu da benim prensesim Rüya. Bu da Vildan ablan. Eşinden ayrılıyor. Memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Afet abla, Kerem'de benim ders notlarım kalmıştı, alabilir miyim? Tabii. Kerem'in odasında Melek'le ders yapıyorlar. Hadi. Tamam. Çok oyalanma yavrum, laf olur sonra. Afet Hanımcığım, ayakta kaldınız. Tamam, şimdi oluyor galiba. Rüya. Kerem. Aşkım, hoş geldin. Siz devam edin, ben gidiyorum. Rüya, bak sandığın gibi değil. Of yine mi ya? Melek sen bekle burada. Rüya, hayatım. Ülper abla, anahtarı verir misin? Ne oldu, ders notlarını almadın mı yavrum Kerem'den? Ben rahatsız etmek istemedim. Rüya. Rüya, ben de o ders notları var. Ben sana verseydim onları. Teşekkür ederim Kerem. Ben bundan sonrasını hallederim. Melek yesene böreğini. Dün gece için ne diyeceğimi bilemiyorum Afet Hanım. O zaman bir şey söylemeyin Vildan Hanım. Ama size bir özür borcum var. Durduk yerde başınıza işler açtık. Ne demek durduk yerde? Bir sıkıntınız vardı, paylaştık onu. Paylaşmak insana özgü en güzel şey değil mi? Yapmayın. Yok bir şey. Hadi kahvaltınızı edin. Yalnız bir şey rica ediyorum. Şimdi biz okula gittiğimizde lütfen siz evden çıkmayın. Tabii, evdeyim. Yani ne olur ne olmaz değil mi? Abla, o zaman ben de Vildan teyzeyle beraber evde kalayım. Yani adeta bir güvenlik duvarı olarak. Ne olur ne olmaz değil mi? Biz seninle beraber okula gidelim. Ben sana orada duvarı göstereceğim. Duvar olarak. Şansımı denedim sadece. Deneme, sen hiç şansını deneme, zorlama bence. Ya benimle aynı kaderi paylaşan bir küçük Emrah var. O da önüne oldu. Ben ne olacağım peki? Hak mı bu abla? Ya bak böyle yıllar yılı dert yolunda ne ilk ne de sonuncuyum. Hadi Melek sen de başla. Kahrediyor hayat beni, ben acılar çocuğum. Ablanız ismi Afet Güçverir'di değil mi? Evet, Afet Güçverir. Onu bulabildiniz mi? Evet, Afet Güçverir şu anda Çengelköy polis karakolundaymış. Polis karakolunda mı? Ne oldu acaba? Baba başına kötü bir şey gelmedi değil mi? Niye karakoldaymış polis abi? Oraya gittiğinizde size gerekli bilgi vereceklerdir. Vildan teyze hemen gidelim. Gidelim. Teşekkürler. Kerem gülme. Kerem gülme, öldürürüm. Ya benim yerimde ol da gülme. Şu haline bak. Flash flash flash. İdealist öğretmen Afet Güçverir kumar oynarken basıldı. Kerem sus diyorum sana. Tamam sustum. Abla peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ki, bu gece burada tutacaklar beni. Yarın sabah da mahkemeye çıkacağım. Sen burada kalırsan ben de burada kalırım. Tabii burası hastaneye, refakatçiye ihtiyacım var. Nasıl gireceksin buraya acaba? Tamam, ben de dışarıda iki hır çıkartırım, beni de yan tarafa koyarlar. Kerem deli deli konuşup benim canımı sıkma. Zaten asabım bozuk. Tamam, ben yarın sabah geleceğim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Yok, ben iyiyim. Yalnız bundan hiç kimseye söz etme, tamam mı? Peki bu olay öğretmenliğini etkileyecek mi? Bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen benim için dua et, olur mu? Küçük, hadi gel bakalım bu tarafa. Küçük. Hadi bakalım, bak seni çağırıyorlar. Abla, iyi misin sen? Ben iyiyim. Canavar gibiyim. Sen de kendine çok iyi bak, tamam mı? Gece sütünü iç. Köpeksiz köyde deneksiz dolaşma. Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.
Kerem. Keremciğim. Abla 5 dakika uyuyayım ya. Abla, abla sen mi geldin? Benim Keremciğim, Vildan teyzen. Vildan teyzen. Kusura bakmayın, ben ablam sandım sizi. Ben de ablan sayılırım Keremciğim. Hadi kalk artık, hazırlan. Bak kahvaltıyı hazırladım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Aa, Keremciğim sen hala hazırlanmamışsın. Okula geç kalacaksın evladım. Siz kahvaltınızı ederken ben hazırlanırım. Kahvaltı? Canım istemiyor. Siz yiyin. Keremciğim 2 lokma girsin kursağına. Hem bak bugün güçlü olman lazım. Ben iyiyim Vildan teyze. Siz yiyin, afiyet olsun. Yeterek arkadaşlar, ne yapalım? Hadi bakalım, starın bir sırasını boşaltın arkadaşlar. Hadi canım, süzmecim. Hadi. Gel star aşkım. Hadi aşkım, hadi canım, yere bak. Kerem'in Pikachu. Ne abi, yüzünden düşen 1000 parçanın huysuz virjininden. Yok abi, önemli değil. Abi, ders Afet Hoca'nın değil mi? Abi bu ders sözlü de var. Hadi ya. Çekil çekil abi, çekil. Allah. Abi nereye gidiyorsun? Yandık lan. Afet Hoca geliyor. Afet Hoca geliyor. Ha. Ha, ne oldu? Aydılı. Deli. Şaşırmış. Şuursuz. Ben söyledim abi. Ben söyledim. Ha. Tamam, kayış koptu. Günaydın çatlak kiremitler. Sağ ol. Oturun. Hocam. Ahmet Hoca nerede? Bugün biraz işleri var, onun yerine ben gireceğim dersinizi. Evet, çok sevdiğiniz Afet Hoca'nızın size ders vermekten daha önemli işleri varmış. İllegal ortamda kumar oynadığı için hapiste. Nasıl ya? Nasıl ya? Ne ya? Hapiste mi? Evet. Vallahi güzel var hocam. Yani biz de kek tek 1 Nisan numarasını yiyorduk. Hocam, birkaçı doğru söylüyor. Siz bu sefer çok büyük organizasyon yapmışsınız. Ama ben oyunculukla yakından alakalı olduğum için rol yapıldığını 1 kilometre öteden anlarım. O yüzden yemedik yani. Güzeldi, güzeldi ama kesin 1 Nisan bu, kesin. Ne 1 Nisan'ı be? Hapiste diyorum, hapiste. Tabii. Hatta Fidan Hoca da Eskimo olmuş, iglosunu arıyormuş. Ortega, neredeyse çaptan düşüyorduk abi. Kardeşim, biz hiç çaptan düşer miyiz? Kaçın kurbağasıyız biz. Önemli değil be hocam. Seneye inşallah. Hadi seneye. Kesin. Bahar Hanım, benim satılacak tahtalar, yani yapılacak işlerim var. Size kolay gelsin. Ben hallederim Amil Bey. Hocam vallahi iyi numaraydı. Hala da oyuna devam ediyorsunuz. Vallahi size küçük bir oyun oynayalım dedik ama gördüğüm kadarıyla size numara yapmak hiç de kolay değilmiş. Öğretmenim, bu ceza biraz ağır olmadı mı? Evet öğretmenim. Şimdilik öyle zannetsinler, sonra teneffüste şaka olduğunu söylersiniz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Afet Hanım? Kapının vurulduğunu duymadım müdür bey. Bundan sonra uzun bir sürede duyamayacaksınız Afet Hanım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çekilen faks elime ulaştı. Suçsuzluğunuz ispat edilene kadar açığa alındınız. Eğer suçsuzsanız, yani aksi ispat edilene kadar sizi okulda görmek istemiyorum. Buyurun. Hayır, daha bir 15 dakika var dersin bitmesine. Onu tamamlayıp çıkarım, tamam. Size 2 dakika veriyorum. O da vedalaşmanız için. Görüşürüz. Bu alkış kıyamet ne? Öğretmenim çok tebrik ederiz. Vallahi öğretmenim bu sefer gitmek mi gerçekti? Öğretmenim neredeyse yutuyorduk yani. Çok yürekten tebrik ediyoruz sizi.
Ama ben kendi adıma pek tasvip etmedim bu numaranızı. Çünkü siz geçen sene 1 Nisan'da böyle gene gidiyorum falan yapmıştınız ama... Neyse olsun bari. Seneye daha sıkı numaralar bekliyoruz öğretmenim. Demek siz bunu 1 Nisan şakası sandınız ha? Tamam, öyle olsun. Bu defa da güle oynaya uğurlanalım. Hoşçakalın. Amir Bey'in böyle keyifle dolaşmasını bir türlü kaldıramıyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Şimdilik onu da bırak tadını çıkarsın. Afet Hanım bir şeye ihtiyacınız olursa... Sağ ol bir tanem. Sen benim haylazlara iyi bak, başka bir şey istemiyorum. Ben bu meseleyi halledeceğim. Abla, bütün çocuklar şaka sandılar. O yüzden gelmediler biliyorsun. Biliyorum güzelim. Böylesi daha iyi oldu. Biz de bu kumar meselesinin aslı ortaya çıkmadan çocuklara bir açıklama yapmayalım diye düşündük. Yani yanlış anlaşılır falan. Sonra açıklamak zorunda kalmayalım. Doğru düşünüyorsun bir tane. Hadi bakalım zil çaldı. Hadi derslere geç kalmayın tamam. Görüşeceğiz. Mutlaka görüşeceğiz Afet Hanım. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Herkese bol kepçeden umut dağıt Afet Hanım. Kala kaldın açıkta. Yani sen bugün avukata gitmedin mi abla? Gitmedim değil, gidemedim. Birkaç tanesini ücret için arayayım dedim. Bunlar beni Sabancı ile karıştırdı herhalde. Abla, bir avukatın ücreti ne kadar pahalı olabilir ki? Fikir edinmen için şu kadarını söyleyeyim. Bizim hayatımız boyunca yan yana göremediğimiz paraları bir tek dava için istiyor bazıları. Hadi ya. Ne yapacağız peki abla? Bilmiyorum. Yani kendi kendimi savunacağım herhalde. Hadi bakalım iyi dersler keramet. Abla ben sensiz okula gitmek istemiyorum. Sen gelmezsen ben de gitmem. Tembele iş buyur sana akıl versin. Tembelim demiyorsun da okula gitmemek için beni bahane ediyorsun. Kanaat notu verirken bunu göz önünde bulunduracağım Keramettin. Of ya abla. Ya bak bu okulun bir manyetik alanı var. Sen o manyetik alanın içine girince direkt olarak canavara dönüşüyorsun. Abla. Abla evde. Evet. Abla evde bir süreliğine. O yüzden ben de okulun önünde sana abla diyebilirim. Abla, abla, abla. Bunun hesabını vereceksin bana Keramet. Şşt. Barıştınız mı lan? Bacı barıştık. Ne haber millet? İyi. İyi de. Siz pek iyi değilsiniz galiba. Biz hiç iyi değiliz Kopil. Ya Afet Hoca nerede? Evde. Aman yani bu şakanın da suyu çıktı. Şaka falan değil. Nasıl ya? Bir Nisan şakası değil mi bu şimdi? Abi Nisan bir şakası falan değil bu. Niye gelmedi o zaman okula? Anlatmayacaktım ama artık siz de öğrenin. Ablam Melih'in annesine yardım edeyim derken nezarete düştü. Nasıl ya? Nezarete düştü. İyi abi insan iyilik yaptı diye hiç nezarete düşer mi ya? Olur mu öyle saçmalık? Yardım için kumar masasına giderse düşer. Kumar mı? Hadi canım. Maalesef öyle. Yok abi yani Afet Hoca'yı sınayacak değiliz herhalde. Eleman doğru söylüyor. Afet Hoca yaptıysa muhakkak iyi bir nedeni vardır. Peki
Peki Kerem ne yapabiliriz? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Avukat bile tutamadık. Geçen gün nezarette kaldı. İfadesini almışlar. Sizin anlayacağınız diğer adamların mahkemede ifadesine bağlı her şey. Eğer iyi bir avukat olsaydı şimdiye kadar işi hallolmuştu çocuklar. Abi, Afet Hoca'yı kurtarmamız lazım. Doğru söylüyorsun da Kopil'im. Bizim bir avukat bulmamız lazım. Ama nasıl? Alo baba. Papatya prenses, ben geldim. Bana mutlu olmak işte. Gökhan Bey avukat. Kardeşim Keramettin. Memnun oldum. Ben de. Bana kısaca Kerem diyebilirsiniz değil mi abla? Gamzelerin aile avukatıymış Gökhan Bey. Benim davayı üstlenmek istiyor. Gerçekten mi? Gökhan Bey, doğruyu söyleyin. Ablam yaşayacak mı? Elimizden geleni yapacağız. Hem kumarbazlara idam cezası yok. Sadece katran ve tüye bulayıp kasabada dolaştırıyorlar. Ben de iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir diye bilirdim. Doğru biliyormuşum. Ben daha kararımı vermedim Keremciğim. Ah, bir an önce karar verseniz iyi olur Afet Hanım. Çok zamanınız yok. Dava 2 gün sonra. Ben de fena bir avukat sayılmam. Geri çevirmeseniz iyi olur. Her şey için şimdiden teşekkürler Gökhan abi. Hele şu davayı bir çözelim. Teşekkürü sonra kabul ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ülker Hanım. Efendim iyi akşamlar. Ben mahkeme gününe kadar dava için bir şeyler toparlarım. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Afet Hanım, ne mahkemesi ne davası, kötü bir şeyler mi oluyor nedir? Yok efendim, hiçbir şey yok. İyi akşamlar. Durun. Ben 2 dakikaya kadar size geliyorum. Yettim, hemen geliyorum. Ülper'i eksikti. Bu da geldi, tamam olduk abla. Deliye balt attırmışlar, çarşıda katran bırakmamış. Şimdi bu her şeyi birbirine karıştırır. Evet ya. Gelirken Rüya'yı da getirse keşke. Yürü dersin hadi. Şu ne defteri öyle? Ne defterine benziyor abla? Üzerinde sayılar, denklemler falan var. Bil bakalım ne defteri? Bana daha çok bakkal defteri gibi geldi, onun için sordum. Öyle ne biçim defter tutuyorsun sen? Ne çalışıyorsun? Coğrafya. Aferin. Ne çiziyorsun? Türkiye haritası. Yetiştirilen tarım ürünlerini harita üzerinde göstereceğim. Müsaadenle. Ankara Karadeniz ili olmuş. Aslında Karadeniz de yok. Ne biçim çiziyorsun? Ver. Ver onu bakayım bana. Ver. Silgiyi ver oradan. Al Marmara bölgesini kurbağa midesi gibi çizmiş. Sindirim sistemi. Kurbağanın sindirim sistemini mi çiziyorsun, Türkiye haritası mı? Belli değil. Öyle olmaz. Bak. Buradan böyle gelir. Burada yırmada. Buradan böyle geliyorum. Sinop burada ha? Sen ne yapıyorsun orada? Vasiyetimi yazıyorum. Ne demek o? Sen biraz daha bu evde kalırsan buna ihtiyacım olacak demek. Şimdiden hazırlığımı yapıyorum ben, afet güç verir. Ol aman nankör. Hadi fazlalık yapmayalım, geç çalış. Nankör yardım edelim dedik. Hiç olmamış. Yumurtaya can veren Allah'ım. Ablam ne olur bir an önce işine başlasın. Yoksa ben bittim.